Şöyle bir daha bir bakayım. Ne bileyim ya. Biraz yine cici kız gibi olduk ama ne yapalım. Şunlar da keşke gözükse ama gözükmüyor. Her yerimde de Joy'un üstüne tüyleri. Evet. Ya of! Başlıyorum. Aloha. Bugün sizlerle Akrep Burcu'nun diğer burçlarla uyumunu paylaşacağım. Akrep Burcu'nun diğer burçlarla uyumundan bahsetmek istiyorum bu videoyla. Öncelikle videoya başlamadan önce hani bu videoyla ilk defa beni izliyorsanız ve ben Akrep Burcu'yum, bütün diğer burçlarla uyumumu merak ediyorum diye bu videoya geldiyseniz arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Mesela Akrep Koç uyumunu merak ediyorsanız Koç burcunun diğer burçlarla uyumunda ele aldım. Ya da Akrep burcunun Yengeç'le uyumunu merak ediyorsanız Yengeç burcunun diğer burçlarla uyumu videosunu çekmiştim. Onda ele aldım. Yani şu zamana kadar işte geçenlerde diyorum da işte geçen videolarda hani en son video Terazi burcunun diğer burçlarla uyumuydu. O videoda da Terazi Akrep olarak değindim. Dolayısıyla da hani kafa karışıklığınız olmasın, bu videoda akrep uyumundan devam edeceğim. Yoksa hani diğer türlü her videoda hani her burcu böyle bir daha ele almam gerekir. O da zaten hani hem boşuna emek olur hem de siz hani diğer videolarda bulabileceğiniz bilgileri ben tekrarlamış olurum. Bu sebeple bunu öncelikle belirtmek istiyorum. Yine videoya böyle başlamadan önce iki tane küçük böyle bilgilendirme yapmak istiyorum. Daha doğrusu iki şey söylemek istiyorum. Birincisi, Instagram'dan eğer takip etmek isterseniz buna çok sevinirim açıkçası. Bunun da en büyük sebebi Instagram'dan hani sizin sorularınızı almak istiyorum ilerleyen günlerde. Orada böyle biraz daha büyüyünce ve astroloji ile ilgili mesela sizden gelen soruları Instagram'dan alıp YouTube'a bir video çekmek istiyorum. Böyle hani oradan açıkçası hani size bazı başka konularla da ilgili sorular sorup sizden gelen isteklere göre, yanıtlara göre YouTube videoları çekmek istiyorum. Bu yüzden de hani böyle bir isteğim olduğu için bu açıdan da eğer ki soru cevap videosu istiyorsanız storylerden takipte kalın. Dediğim gibi böyle orası biraz daha orada büyüyünce diyeyim. Böyle bir video gelebilir çünkü arada siz bana soruyorsunuz hani bir sürü sorular geliyor sizden hani çok sağ olun buna çok minnettarım ama her bir soruya tek tek detaylı olarak dönemiyorum. O yüzden de böyle bir şeye karar verdim. Eminim hani birçok insan da bu şekilde fayda sağlar ve son olarak bir de şunu da söyleyeyim. Şimdi ben burada Akrep Burcu'nun diğer burçlarla uyumunu anlatacağım size ya da diğer videolarda da uyum videolarında değiniyorum böyle işte atıyorum Akrep'in Akrep'le uyumu olarak. Ama arkadaşlar doğum haritası önemli. O yüzden hani siz Akrep'seniz yani Güneş Burcu'nuz Akrep'se ve karşınızdaki partnerinizin de Güneş Burcu Akrep'se genel uyumunuzu ben söylüyorum. Lakin bütün harita önemli ve bu ne demek? Doğum haritasında 12 ev var ve 12 evin içinde yani dağıtılmış olan diyeyim herkesin farklı evlerinde olan gezegenler var, açılar var. Yani bir sürü detaylar var. O sebeple eğer izlemediyseniz şuralara koyayım. Bu kanalın ilk zamanlarında, ilk 3 ay, 4 ay içinde çekmiş olmam lazım. Bir doğum haritası nasıl incelenir videosu çekmiştim. Biraz böyle açıkçası heyecanlıydım o zamanlar. Şimdi de heyecanlıyım ama şimdi böyle biraz daha deneyimli olduğum için şu video çekme konusunda. Hani en azından 1,5 yıl öncesine kadar o zamanlarda bayağı heyecanlıydım. Ama neyse eğer isteyenler olursa o videoya göz atabilir. Orada bir doğum haritası kabaca nasıl ele alınmalı bundan bahsediyorum. Ve biliyorum çok uzattım. Şimdi Akrep Burcu'nun Akrep Burcu ile uyumundan başlıyorum. Akrep Burcu dişil bir burç. Su elementine sahip ve sabit arkadaşlar. Akrep zaten Plüto gezegeninin etkisinde ve genel olarak hani Akrep'in nasıl bir burç olduğunu hatırlayalım derseniz de böyle gizli şeylere, gizli konulara merak salan, bilinçaltını temsil eder Akrep. Yani Plüto bilinçaltını temsil eder. Biraz yani eğer böyle buram buram akrepseniz takıntılı olabilirsiniz. Psikolojik olarak böyle bazı noktalara diğer insanlardan daha fazla ve daha ince ve daha derinden yaklaşabilirsiniz. Bir insan mesela sizi kırdıysa gerçekten hani diğer insanlara nazaran diyeyim böyle çok derinden yaralamış olabilir sizi.
ve çok yara alırsanız intikam alma isteğiniz ve güdünüz olabilir. Akrepler bütün burçlar arasında hani intikam almaktan böyle tırnak içinde hoşlanan diyeceğim de yani en çok intikam almaya meyilli burçtur diyebilirim size. Bunun yanı sıra yine Akrep ve Plüto tabii ki ölmeyi ve yeniden doğmayı sembolize eder. Burada tabii ki de mecazi anlamda bir ölümden ve yeniden doğmaktan bahsediyorum. Bir akrep için mesela bir ilişki bittiyse biter ya da bir arkadaşlık bittiyse biter. Az, öz ama derin ilişkilerden hoşlanır. Gerçekten o derinlik arayışı hani akrebin bitmez. İlişkilerinde genelde zaten cinsellik ve miras hani 8. evi de sembolize ettiği için cinsellikte de böyle değişik fantaziler, biraz aslında sapkınlıklara da varabilecek şeyler de yine akrep, yani burada böyle akrepler böyledir demek istemiyorum ama bunlar olabilir diye bahsediyorum. Onun altını çizeyim. Bu noktalar var. Ha, şeyden bahsediyordum, mecazi anlamda işte ölmek ve doğmak derken bir arkadaşlık bittiyse biter ve arkasına bakmayabilir. Dediğim gibi derin ilişkilerden hoşlanır. Akrep akrep uyumuna da ben, yani buram buram akrepse iki taraf da, çünkü kıskançlık da olabilir bu ilişkide ama aynı zamanda inanılmaz bir tutku olabilir. İnanılmaz gerçekten böyle derin sohbetler olabilir. Birbirini bu anlamda çok besleyebilir. Bir tarafın haritasında hava elementi ve belki biraz da toprak olması daha dengeli yapabilir o ilişkiyi. Ama buram buram iki akrebin ilişkideki uyumuna ben açıkçası %40 vereceğim. Ve olursa süper olur. Ama bu istisnadır. Yani %5, %10 diyebilirim size çok genel olarak. Ama eğer iki tarafta birbirini sıkarsa, dediğim gibi buram buram akrep olan arkadaşlarımız varsa böyle neredeydin, ne yaptın, işte sen onunla buluşacağım dedin, acaba onlarda ne yaptın falan diye düşüncelere girerlerse gerçekten sıkıntı yaratabilir. Çünkü yine aynı zamanda akrep çok kolay senaryolarda yazmaya meyillidir. Bu yüzden bunlara dikkat diyorum. Akrep burcunun yay burcuyla uyumuna gelecek olursak, yay burcu eril, ateş elementine sahip ve değişken bir burç. Yay, Jüpiter gezegeninin etkisinde diyeyim. Ve aynı zamanda 9. evi sembolize ediyor haritada. Yay burçları genel olarak böyle çok şen şakrak, abartmaya meyilli. İkizler olduğu için gölge yanı, gölge yanından da bu arada hani sırtından gölge yanından bahsetmiştim. Bu ne anlama geliyor? Ya da burçların gölge yanı ne demek? Her burcun bir gölge yanı var mı? Onunla ilgili bir video çekmiştim. İzlemeyenler için şuraya bırakırız, oradan bakabilirsiniz diyorum ve parantezi kapatıyorum. Şimdi yayın gölge yanı yani sırtı ikizler ve ikizler daha böyle maymun iştahlı. Hani daha yaya göre yüzeyde kalır. Böyle her konuyla ilgilidir ama o konunun derinine inmez. Yay bunun aksine derine inmeyi, böyle maceracı olmayı, böyle bir ortama girdiğinde kendini böyle ön plana atmayı ve insanları güldürmeyi, zaman zaman hani ilgi çekmek için belki böyle beyaz yalanlar bile söyleyebilir. Ama bunu hani yalan söylemek olarak görmeyebilir. O sadece abartmayı sever. Aslında böyle bir abartıdan bahsedebiliriz. Ama bu tatlı bir abartı diyebilirim size. Bunun yanı sıra çok şanslıdır genel olarak yaylar. Zaten Jüpiter gezegeni hani şansı da sembolize ediyor. Bunun yanı sıra bu şekilde hani kabaca böyle bir baktığımda akrep yay uyumuna ben %78 vereceğim. Ve genel olarak zaten akreplere yaylar çok iyi gelebilir. İkisi de derin sohbetlerden hoşlanacağı için akrep de yayı bu anlamda çok besleyebilir. Ve hani akrep sabit ama yay değişken olduğu için mesela böyle bir akrep burcu kadını ya da erkeği hep aynı şeyleri yapmaktan keyif alıyorsa yay ona diyebilir ki hadi gel bugün şöyle yapalım, hadi gel bugün böyle yapalım. Aslında uyumunuzda hani burada yeri gelmişken şunu da söylemek isterim. Tabii ki her uyum videosunda her şey aklıma gelmiyor. Şuna da bakmakta fayda var. Tabii ki de genel olarak burada burç uyumlarını ele alıyorum. Lakin mesela sabit bir burçla sabit bir, yani iki sabit burç beraber olduğunda arkadaşlar böyle mesela Merkür sabitse fikirlerinde sabitlikten söz edebiliriz. Ne bileyim mesela Venüsleri sabitse işte Venüs ikisinin de akrepse ya da kovaysa ya da boğaysa diyelim ki böyle hep bir sabit sevme şeklinden bahsedebiliriz.
Yani bunlar böyle değişkenlik gösteriyor ama iki değişken partner uyumunda da yani iki kişi de değişkense hep böyle bir değişiklik arayışı olabilir ilişkide. O yüzden bu açıdan da ele almakta işte bir öncü bir sabit beraberliği çok daha verimli olabilir diye düşünmekte de fayda var diyorum. Akrep oğlak uyumuna gelecek olursak oğlak dişil bir burç, toprak elementine sahip ve öncü arkadaşlar. Oğlaklar zaten yani Satürn gezegeninin etkisinde ve yani oğlaklar için benim söyleyebileceğim en önemli ve ilk nokta çalışmak ve sabır sebat etmek. Oğlaklar gerçekten çok sabırlıdır. Oğlak da sabırlıdır. Başak da aslında akrepler de bayağı sabırlıdır ama oğlağın sabrı genelde yani başarmaya odaklıdır ve çalışmaktan hoşlanır. Yalnız bu genellikle çalışması başarmak içindir. Bunun yanı sıra seçicilerdir. Öyle hani bir yay kadar kolay atlamazlar ya da gerçekten bir ilişkiye öyle hemen böyle pat diye hızlıca başlamayabilirler. Oğlak akrep beraberliği eğer iki tarafta iyi düşünmüşse gerçekten çok uzun soluklu ve birbirlerini besleyici olabilir. Çünkü mesela buram buram akrep kadını ya da erkeği gerçekten böyle çok kıskanç diyelim ya da böyle biraz takıntılı diyelim. Oğlak onu sakinleştirmeyi işte bak hayatım sen böyle düşünüyorsun ama ben öyle bir şey yapmıyorum. Ben şuradayım, buradayım demekten hoşlanır ve bu şekilde aslında ilişkiye biraz daha akrebi rahat ettirerek böyle sağlam zeminler kurdurtturur diyebilirim. Bu açıdan yaklaştığımda tabii ki de burada hani olgun olan oğlaklar var, bir de olgun olmayan oğlaklar var. Dediğim gibi yani aslında çok deniz derya bu astroloji konusu. Çünkü işin içine dereceler de giriyor arkadaşlar. 1 dereceden ya yani 0 dereceden 30 dereceye kadar. Mesela 15-16 derece bir oğlak erkeği ya da kadını olgun değilse yani o oğlaklığını daha yaşayamıyorsa bunlardan söz edemeyiz. Ama gerçekten oğlaksa yani haritanın bütününde de işte dediğim gibi o toprak elementi ya da oğlak baskınsa ve buna uygun yaşayabiliyorsa eğer bu dediklerim geçerli olabilir. Bunu da söylemekte fayda var. Tüm bunları demişken ben akrep oğlak uyumuna %95 vereceğim. Biliyorum biraz böyle yüksek gelebilir ama gerçekten iki gelişkin ve kendini tanıyan diyeceğim yani aslında. Akrep ve oğlak uyumu uzun soluklu dediğim gibi olabilir. Akrep kova uyumuna gelecek olursak, şimdi kova burcu eril bir burç ve hava elementine sahip, aynı zamanda sabit. Burada aslında hani önceden Satürn gezegeninin etkisindeydi ama sonra Uranüs'ün etkisinde. Yani kovalar benim hem burcum hem yükselenim kova olduğu için ben sanıyorum aslında eminim ki en iyi tanıdığım burç kova. Çünkü benim Merkürüm de kovada arkadaşlar. Şunu söyleyebilirim. Genel olarak akrep kova beraberlikleri çok tutkulu oluyor. Uranüs tabii böyle bir değişkenlik hani bir anda böyle bir şey yaparken sabit olmasına rağmen kova burcu bir anda hemen farklılık yani daha farklı ne olabilir diye arayış peşinde koşabiliyor kovalar ve yeniliklere çok açık oluyorlar. Gel Lucy, gel. Lucy bu arada durmuyor, görüyorsunuz zaten. Gel. Yeniliklere açık olduğu için aslında bir şekilde her ne kadar hem kova hem akrep sabit iki burç olsa da birbirlerine iyi geliyorlar ve aynı zamanda kova yeni bilgilere, öğrenmeye, daha derinine inmeye de meraklıdır. Akrep de bu anlamda bir kovayı besler ve kova kısıtlamaz ama şöyle bir noktası tabii ki de var. Akrep de hani kısıtlar aslında genel olarak özellikle dediğim gibi buram buram bir akrepse kısıtlamaya meylenebilir. Ama şöyle de bir noktası var bunu da atlamamak gerekiyor. Bir akrep güven duyduğu zaman güven duyduğu zaman da arkadaşlar gerçekten güvenir ve o noktadan sonra da hani o eskiden kıskanıyorsa mesela artık eskisi gibi kıskanmamaya da başlayabilir. Bunu biliyorum. O yüzden hani bunu yani akrebin aslında güvenini kazanana kadar biraz o sürecin geçmesine izin vermek ya da belki biraz özveri göstermek eğer o ilişkinin yürümesini istiyorsanız önemli olabilir demekte fayda var. Şimdi şeyi söylüyordum. Lucy'cim yapma ama burada bir şey anlatıyorum lütfen. Uyudular şimdi uyanınca deliriyorlar.
Şey söylüyordum arkadaşlar, kovalar özgürlüklerine aşırı düşkün oldukları için ve özgürlüklerinden genel olarak ödün vermekten hoşlanmadıkları için bu akrep kova ilişkisinde kova biraz kendini böyle kısıtlanmış, kıskanılmış ya da böyle bir baskı altında hissederse o ilişki içinde durmak istemeyebilir. Sevgi dolu ve tutkulu bir ilişki olacağı için hani burada uyum %84 diyeceğim. Ama tabii ki de eğer ki uyum olmazsa ya da kova çok kıskanıldığını özellikle hissederse işler gerçekten tersine dönebilir diyebilirim. Burada aslında diyeceğim başka bir sürü şeyler aklıma geliyor ama video uzamasın diye yine söylemiyorum. Dediğim gibi eğer sorularınız olursa daha detaylı hani uyumlarla ilgili de ele alabilirim. Bunu da böyle buradan bir daha söylemiş olayım. Ve son olarak akrep balık uyumuna gelecek olursak, balık burcu dişil, su elementine sahip ve değişken bir burç arkadaşlar. Neptün gezegeninin etkisinde zaten hani balıklar bütün burçlarla en iyi anlaşabilen burç diyebilirim. Hatta astrolojide hani 12. evi sembolize ettiği için o da iç dünyamız demek oluyor. Ve hani koçtan başlıyoruz işte böyle bir daire tamamlanıyor diye düşünürseniz bu bütün burçları içine alıyor ve 12. eve geliyoruz. O yüzden genelde böyle o kalıbın şeklini alabilen, sınırlarını koymakta zaman zaman zorlanabilen bir burçtur balık burcu. Aynı zamanda çok merhametli, çok empatik. Ya şeyi söylemedim, bunu nasıl söylemedim? Akrep burcunun sezgileri inanılmaz kuvvetlidir. Hatta sezgileri en kuvvetli burç akreptir diyebilirim size. Bundan sonra yani akrepten sonra da ama balık diyebilirim. Çünkü balık burcu da gerçekten hissetmeye çok açıktır. Karşısındakinin duygusunu alabildiği kadar onun içine doğan şeyler de genelde gerçek olabilir. Balık burcunun hani bütün burçlar arasında böyle rüya anlamında en çok balık burcunun rüyaları çıkabilir derler. Çok eğer böyle pembe bir dünyada yaşamaya meyilliyse ya da gerçekleri olduğu gibi görmekte zorlanıyorsa bir balık adapte olması zor olabilir. Yani o mesela hep böyle bir insan kötüdür ya da ona kötülük yapıyordur ama o der ki hayır bu insan çok iyi. Bana işte bir kere ne bileyim benim işte kahve içmeye davet etmişti. O yüzden bu insan kötü olamaz. Hayır, onu bana yapsa da kötü değildir deyip hani o yaptığı belki kötülüğü tırnak içinde görmezden gelebilir. Bunun gibi noktalar var. Burada akrep biraz baskıcı da olabilir zaman zaman. Ben akrep burçlarını şahsen çok severim. Yani benim zaten sevmediğim bir burç yok ve ben burada zaten objektif olmak zorundayım. Benim hani nacizane anlaşabildiğim, anlaşamadığım burçlar vardır ama o benim hani kişisel konumdur. O yüzden hani ama akrep burcunu özellikle ben severim. Onu da böyle bir söylemek istedim. Hani bu kadar böyle akrebe kıskanç, baskıcı, o bu falan diyorum ama iyi olan birçok yönü de var zaten akrep burcunun. O yüzden lütfen akrepler alınmayın, darılmayın. Zaten siz kendinizi hani tanıyorsunuzdur. Şunu söylemek istiyordum. Baskıcı olabilir zaman zaman ilişkide akrepler ve balık burcu da bu baskıya boyun eğebilir. Mesela bir kova boyun eğmez ya da yay boyun eğmez. Ama balık burcu buna boyun eğerse ve bir yerden sonra da bu baskı altında olmak onun alışkanlığı haline gelirse orada toksik bir ilişkiden arkadaşlar söz edebiliriz. Aman dikkat diyorum. O yüzden her iki burcun da gelişkin olması çok önemli. Buram buram bir akrep ve buram buram bir balık beraberliği ama gelişmiş bir balık ve akrep beraberliği %79 diyeceğim. %79 bilmiyorum böyle öyle yani öyle geliyor içimden. Çünkü tabii ki de bu artabilir, azalabilir ama balığın iyi yönlerini ve eksi yönlerini hani kendisinin bilmesi, akrebin de aynı şekilde bu anlamda kendini tanıması çok önemli ve tabii ki de bir akrep balık kadar hayal gücüne sahip olmayabilir. Bu anlamda balık akrebi besleyebilir. Ve gerçeği görmesinde akrep balığa çok yardımcı olabilir. Dediğim gibi hani hayallere kapılıp gitmeye meylenebilir çünkü bir balık. Kısaca arkadaşlar böyle diyebilirim. Ve her açıkçası uyum videosu çektikten sonra yani daha söyleyeceğim birçok şey vardı, duygusu oluyor bende. Ama dediğim gibi söyleyebildiklerimi söylemiş olayım. Böyle kısaca bir uyumlardan bahsetmiş olayım.
Akrep burcunun diğer burçlarla uyumu için hangi, mesela boğa burcunun uyumunu, boğa akrep uyumunu bakmak, görmek, dinlemek istiyorum Kardelen diyorsanız boğa burcunun diğer burçlarla uyumu videosuna gidin. Vice versa denir ya, yani bu şekilde arkadaşlar diyorum ve sorularınızı, yorumlarınızı heyecanla bekliyorum. Instagram'dan takip etmek isterseniz eğer ki şuralara bir yerleri Instagram'ı bırakacağım, oradan takipte kalabilirsiniz. Aynı zamanda bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz ve desteklemek isterseniz abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum, sorularınızı da bekliyorum ama Instagram'dan story paylaştığım zaman, yani biraz daha dediğim gibi büyüyünce oradan toplu sorularınızı almak, şöyle bir astroloji soru cevap videosu çekmemiz için çok iyi olur diyorum. Ve artık daha da fazla uzatmadan, çünkü biliyorum yine uzun bir video olmuş olabilir, haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşça kalın. Şu pembe yastıkları hep artık gördünüz. O yüzden biraz böyle değişik bir, yani minik dokunuşlar yaptım. Şu yastıklar daha güzel oldu gibi. Neyse arkadaşlar, böyle işte. Görüşürüz.